Selam arkadaşlar. Evet, uzun bir aradan sonra ikinci videoda birlikteyiz. Yapmam gereken bazı şeyler vardı, o yüzden biraz geç oldu bu video. Aslında videoya çekmek istediğim fikirler hazır. Umarım önümüzdeki haftalarda, günlerde daha çok vakit bulurum bu iş için. Bugün şöyle bir problemden bahsedeceğiz. Bize bir bana uzayı verildiğinde bunun Hamel tabanına göre boyutu hakkında konuşacağız. Yani buradaki elemanların kardinalitesiyle ilgili. Yani biraz nitel bir sınıflama yapacağız şimdilik. Yani sayılabilir, sayılamaz veya sonlu gibi. Şimdi bunlar tabii ihtimaller ama zaten sonlu Banach uzaylarını biliyoruz, sonlu durum. Yani CN ve Aren gibi bu adamlar zaten sonlu boyutlu normlu uzaylar. Tabii ekstra Hilbert uzayları da vesaire. Aynı zamanda Hilbert uzayı falan. Ama tabii sonlu durumda bu tip tespitler falan çok daha ileri düzeyde. Yani yapılmış durumda yani. İleri düzeyde derken o anlamda. Yani bütün diğer normlu, sonlu boyutlu normlu alt uzaylar ve uzaylar zaten bunlar sayesinde biliniyor. Bunların biraz kamufle edilmiş şekli gibi ama bunları bildiğimiz için bunlarda sorun olmuyor. Geriye sayılabilir ve sayılamaz kalıyor. Şimdi bugün ispatlayacağımız şey sayılabilir sayıda bir Hamel tabanında sayılabilir sayıda eleman olamaz. Yani illa sayılamaz çıkacak. Bunun kanıtı içinde kullanacağımız argümanlardan bir tanesi Bayer kategori teoremi. Burada aslında bazı şeyleri İngilizce karşılıklarını da yazmak istiyorum bir sonraki videolarda. Hatta burada yazmışım. Çünkü aşağı yukarı herhalde Türkçe de olsa bölümler, herkes, özellikle ilgili olanlar zaten İngilizce kaynaklara falan yöneliyorlar. En azından bu konuda bir hazırlık da olmuş olur. Çünkü lisans üstünde bu araştırma konularıyla ilgili maalesef pek çok alanda henüz Türkçe kitap yok. Dolayısıyla çeviriler üzerinde de bir uzlaşma durumu da yok sanırım. Herkes kendi kelime dağarcığından bir şey bulup söylüyor karşılığı olarak. Neyse, bunlar daha temel konular olduğu için burada sanırım böyle bir problem yaşamayacağız. Evet, şimdi bunun kanıtını çelişki metoduyla yapacağız. Yani diyelim ki I sayılabilir sonsuz bir küme olsun. Dediğimiz gibi yani ispatlamak istediğimiz şey şu: sonlu durumu zaten biliyoruz. Eğer sonsuz boyutlu bir Banach uzayı verilirse bunun boyutunun sayılamaz olduğunu söyleyeceğiz Hamel tabanına göre. Tabi başka ne çeşit tabanlar var? Bir de Schröder tabanı diye bir taban var ama ona bu videoda girmeyeceğiz. Onun gerektirdiği şeyler farklı yani. Bir takım yakınsama koşulları falan var. Şimdi biz I'ya sayılabilir sonsuz olsun dedik. Dolayısıyla o zaman x'i şöyle kümeler olarak yazabiliriz. Değil mi? Çünkü xn'ler de burada işte şu şekilde belirtelim. Yani sonlu boyutta bütün alt uzayların işte birer birer artarak, yani eleman sayılarının baz kümesindeki eleman sayılarını birer birer arttırarak iç içe geçen bir kapsama zinciri elde ediyoruz. Bunlar bu şekilde gidiyor, dikkat ederseniz. Bu şekilde gidiyor. Dolayısıyla sayılabilir olması bir yerde bu demek. Yani tabii, peki buradan sonra nasıl bir tespit yapacağız? Şimdi bu xn'lerin her biri bir defa kapalı alt uzay. Bunu nasıl görebiliriz? Bunu az önce söylemiştik zaten. Bunu her sonlu boyutlu, bunlar sonlu boyutlu olduğu için her sonlu boyutlu
Normlu uzay zaten bir zaten tam uzay oluyor, metrik uzay olarak. Dolayısıyla bizim X de bana uzayı olduğu için bir bana uzayı, o da tam oluyor. Tam olan alt uzayı zaten kapalı olmuş oluyor. Bunlar temel bir iki önerme. Aşağı yukarı her bölümde anlatılıyordur diye tahmin ediyorum. Yani kısacası normlu sonlu boyutlu her alt uzay bir normlu uzayın, burada da bir bana uzayının sonlu boyutlu her alt uzayı kapalıdır. Bunun kapalı olmasının Hahn-Banach teoremiyle bir kanıtı var. Lineer fonksiyonelleri kullanarak ona başka bir videoda değinebiliriz. Şimdi bunun kapalı olduğunu söyledikten sonra, yani eksenin kapanışı eksen. İkinci iddia bu bir. İkincisi de eksenlerin hiçbir yerde yoğun olmadı. Yerde yoğun değil. Bu ne demek? Yani eksenler kapalı olduğu için eksenlerin kapanışının içine bakacağız. O da zaten eksenler içi yapacak. Çünkü bu kapalıydı. Bu adamın boş küme olduğunu söyleyeceğiz. Yani bu ne demek? Adamın iç noktası olmaması demek. Bunu yapabilmek için şuna bakabiliriz aslında. Burada tabii normlu uzaylarla çalıştığımız için vektörlerin toplaması var. Vektörlerin toplaması sürekli. İşte bir skalerle çarpma da sürekli. Yani şu oluyor. Bir tane A diye eleman alalım herhangi bir eksen uzayından. Bu tabii neydi? Şu n tane lineer bağımsız adamın lineer bütün lineer kombinasyonlarının kümesi. Şimdi bunun etrafındaki epsilon yarıçaplı şu açık yuvara bakalım. Şimdi bu adam xn artı birden örnek veriyorum. Xn'den daha büyük, daha büyük kümelerden de alt uzaylardan da elemanlar alınabilir ama ya şu kümeye bir bakalım. Şu elemana. Epsilon bölü 2 çarpı bölü xn artı 1 artı a. Şimdi bakın bu adam bu bolun içinde, yani bu açık yuvarın içinde. Niye? Çünkü hemen A ile farkını aldığınızda burası gidecek. Bunun da normunu aldığınızda epsilon bölü 2 çıkacak. Ama xn artı 1 xn'in içinde değil. Ama ancak xn artı 1 xn'in içinde değil. Yani ben seçtiğim rastgele bir nokta için onun etrafındaki açık yuvara bakıyorum ve içinde xn'den olmayan elemanlar var. Dolayısıyla bu adamın hiçbir iç noktası yoktur. Çünkü etrafında bir yuvar çizemiyorum. Böylece iddia kanıtlanmış oluyor. Başka buraya yine örnekler yazabilirdik. Hani bu açık yuvanın içine düşecek şekilde. Yani buradaki iddiayı kanıtladık. Şimdi x eşittir. Özür dilerim. Xn gidecek. Şu ve bunların her biri kapalı ve hiçbir yerde yoğun değil. Yani şu durum var. Dolayısıyla Baer kategori teoremi bize şunu söylüyor. Bunu kullanırsak burada bir tam metrik uzay. Buradaki bana uzayı metrik uzay olarak tam olduğu için bunun şu şekilde bir kapalı kümelerin birleşimi olarak yazılıyorsa bunların içlerinin birleşimi x içinde yoğundur diyor. Yoğundur. Bu da ne demek oluyor peki? Xn'lerin içi zaten boş kümeydi. Boş kümelerin sonsuz tane birleşimi yine boş küme. Yani boş küme x içinde yoğun oluyor.
Bu da çelişki. Bu da çelişki. Yani demek ki X'in Hamel tabanına göre boyutu sayılabilir olamıyormuş. Bunu görmüş olduk. Bununla ilgili tabii ayrılabilir bana uzayları diye bir teori var. Orada işte Enflu'nun ispatladığı şeyler var. Enflu diye bir matematikçi var. Her ayrılabilir bana uzayı bir baz içeriyor mu diye. Ama bu baz tabii bahsettiğim Hamel tabanı değil. Schöder bazı gibi böyle derin başka problemler var. Ancak Hamel tabanı ile ilgili durum kısaca bu. Bugünkü videoda aslında söylemek istediklerim bunlardı. Videoyu birkaç defa çekmek zorunda kaldım. O yüzden biraz bir iki defa aşırı gürültüden dolayı kesmek zorunda kaldım. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. İyi akşamlar.